Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Geceniz, iftarınız hayırlı olsun. Yarın gece Leyle-i Kadir gecesi, Leyle-i Kadir'imiz şimdiden mübarek olsun. Yarın gece devam edeceğiz. İnşallah canlı yayında beraber olacağız. Bu gece şu saatte Mekke-i Mükerreme'nin fethinden bir sahne sunmak istiyorum. Hz. Peygamber Mekke-i Mükerreme'de 13 yıl mücadele etmiş, sonra Medine'ye hicret etmek zorunda bırakılmıştı. Çileli günler, zor günler, sıkıntılı günlerdi. Hakaretlerin, küfrün, her türlü suikastın birbiri ardınca peygambere karşı düzenlendiği günlerdi. Ama Allah peygamberi muzaffer etmişti. Şimdi Mekke'ye giriyordu. Gurur yoktu, kibir yoktu, enaniyet yoktu, tekebbür yoktu. Devesinin üzerinde iki bükülümdü. Jean Davenport bu sahneyi anlatırken, İngiliz yazar, bu sahneyi anlatırken diyor ki, ben Muhammed'i gözledim, acaba ne diyecek? Kitaplardan gözledim onu, okudum. Mekke'ye girerken slogan atmalarını bekliyordu. Kibir haliyle bütün Mekke'yi böyle ayaklarının altına alıp dar ağaçları kurmasını bekliyorlardı. Ama o mütevazi, Kabe'yi görünce devesinin sırtına doğru eğildi. Merak ettim, ne diyordu acaba? Zafer şarkıları mı mırıldanıyordu? Hayır, şöyle diyordu. La ilahe illallahu vahde, nesara abde ve hezemel ahzabe vahde. Allah'tan başka ilah yok, düşmanlarımı Allah mağlup etti. Zafer Allah'ındır diyordu. Zafer benimdir demiyordu. Jean Davenport orada şunu diyecektir. Evet, bu bir peygamber ahlakı olabilir. Bu adam sıradan bir adam değil. Sıradan bir asker, sıradan bir komutan, sıradan bir devlet adamı değil. Bu adam, bu peygamber olabilir diyecek ve kalbi İslam'a ısınacaktı Jean Davenport. Batılı oryantalist ama insaflı oryantalistlerden biriydi. Şimdi peygamber Kabe'yi tavaf etti. Gözlerinde nem vardı. Kızını hatırlıyordu. Ölen Zeynep'i. Amcası Hamza'yı hatırlıyordu. Kaybettiği eşi Hatice'yi hatırlıyordu. Döndü ve bütün Mekkelilere hitap eden bir konuşma yaptı. Çok kuşatıcı bir konuşma. Zaferden sonra tevazu gerekir. Allah yücelttikçe tevazuun artması gerekir. Kibir en büyük düşmandır. Her insanın ayağını tökezleten en büyük düşmandır kibir. Şöyle baktı Mekkelilere. Şimdi dedi Mekkeliler, siz beni kuyudan kuyuya attınız. Beni öldürmeye gayret ettiniz. Bana hayat hakkı tanımadınız. Beni konuşturmadınız. Şimdi söyleyin bakalım. Ben size ne yapayım? Neyi hak ediyorsunuz dedi. Muzafferdi. Dilerse binlerce giyotin kurabilirdi. Binlerce dar ağacı kurabilirdi. Binlerce kafayı bir anda götürebilirdi. Amcasının katili Vahşi oradaydı. Kızı Zeynep'in ölümüne sebep olan Hebbar oradaydı. Hazreti Hamza'nın ciğerini dişleyen Hind oradaydı. Ama hiçbirine intikam nazarıyla bakmadı. Merhamet nazarıyla baktı. Siz bana zulmettiniz dedi. Şimdi ne istiyorsunuz benden? Benden ne bekliyorsunuz? Biri kalktı dedi ki sen şerefli bir babanın şerefli oğlusun. Bizi öldürürsen hakkındır. İntikam alma hakkındır. Rövanş alma hakkın var. Ama affedersen keremindir. Döndü ve şöyle uzun uzun baktı. Sonra şöyle dedi. Ben ve siz Yusuf ve kardeşleri gibiyiz. Ben size bugün sizden intikamı almayacağım. Yusuf'un kardeşlerinden almadığı gibi. Sizi kınamayacağım da. Yusuf'un kardeşlerini kınamadığı gibi de. Ben şimdi size şunu söylüyorum. İzhebu ve entumut tulaka. Hadi hepiniz gidin. Serbestsiniz. Asla hiçbirinize dokunulmayacak dedi. Mekkeliler birbirlerine şaşkınca bakıyorlardı. Gençler, yaşlılar, kadınlar şu cümleleri mırıldanıyorlardı. Biz yıllarca bu adamla mı savaştık? Şu merhamet önderiyle, af etmekte üstün bir meziyet sahibi olan bu kişiyle mi savaştık? Eyvah! Biz ne kadar zalimmişiz. Biz ne kadar yanılmışız, ne kadar büyük bir hatanın içindeymişiz. Bununla savaşılmaz, bunun yanında savaşılır diyeceklerdir. Hind, Müslüman olmaya gelenlerin en başında Hind geliyordu. Geliyordu Resulullah'ın yanına, yüzü kapalı. Ben diyordu, seni çok üzecek bir şey yaptım. Ama bugün Müslüman olmak istiyorum. Eğer Müslüman olursan bana bir şey var mı? Onu tanımadan Peygamberimiz şöyle diyordu. Sen Hind misin diyordu. Ben Hind'im. Amcanızın ciğerini dişleyen Hind'im. Amcanızın ölümüne karar veren, köleyi tutan Hind'im. Dönüyordu ve şöyle diyordu. El İslamu yecubbu ma kableh. Peygamber öyle diyordu. İslam olmak, Müslüman olmak, Müslüman olmazdan önceki bütün günahları affettirir. Gidin serbestsiniz, size dokunmayacağız. Hiçbirine dokunmadı, dar ağaçları kurmadı, kimseyi öldürmedi, intikam almadı.